Evet sevgili izleyiciler, üçüncü bölüm. Şimdi iki tane konuğumuz olacak. Bir tanesi ilk konuğumuz AK Parti İl Başkanı Sayın Kerim Ali Sürekli ve ardından da Demokratik Sol Parti Genel Başkanımız Sayın Selçuk Karakülçe bizle beraber olacak. Şimdi tabii son birkaç gündür açıkçası İzmir kamuoyunda çok meşgul eden bir ordu tartışması var. Evet sevgili arkadaşlar, Hamza Dağ ve Deniz Yücel tartışması hazırsa alalım. Onun üzerine AK Parti İl Başkanı Kerim Ali Sürekli ile söyleşimize başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın katıldığı bir canlı yayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içeren sözlerine sert tepki gösterdi. AK Partili İzmir Milletvekili Hamza Dağ canlı yayınına katıldığı programda Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Evet, habere belki daha sonra döneriz ama. Evet, sevgili izleyiciler, şimdi tabii aslında böyle tartışma polemiklerde çok kibar, çok sakin gördüğümüz siyasetçilerden biri Kerem Ali Sürekli. Sayın Sürekli, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bütün izleyenlere iyi hafta sonu diliyorum. Evet. Evet başkanım, aslında çok böyle sakin tabiatı olan, aslında polemiklerde bile çok kibar, nezaketinizi bozmayan bir il başkanısınız. Şimdi zaman zaman tartışmalar oluyor ve Türkiye gündeminde aslında çok uzun zamandır, kısa zamandır şey yapan, bekleyen tartışmaları var. İşte özellikle CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başar'ın tank palet fabrikası ile ilgili yapmış olduğu işte orduyu Katar'a sattılar tartışmasıyla başlayan, İzmir'e de sıçrayan bir ayak var. Öncelikle bu açıklamayla ilgili ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili ifadesini bile telaffuz etmekte zorlandığım eleştiriler vardı. Ne diyeceksiniz bunlarla ilgili? Yani siyasetin bu kadar gerilmesinin, bu kadar sertleşmesinin, özellikle muhalefetin dozunu bu kadar arttırıyor olmasının sebebini, gerekçesini neye bağlıyorsunuz? Tabii burada şunu ifade edeyim ilk önce. Muhalefetin dozunu artırsın. Onda bir sıkıntı yok. Biz yerinde düzeyli muhalefete her zaman açığız ve bunu Türk demokrasisine katkı olarak algılarız. Ancak muhalefet muhalefet yapmıyor ki. Muhalefet hakaret dili kullanıyor. Muhalefet nefret dili kullanıyor. Bunu da muhalefet olarak ana muhalefet yapıyoruz. Başta bizim sorunumuz ana muhalefet sorunu. Evet. Ana muhalefet, başta lideri Kılıçdaroğlu, genel başkanları başta olmak üzere birçok parti yetkilisi, birçok grup başkan vekili, milletvekilleri daima her konuda hakaret diline ve nefret diline başvuruyorlar ve ülkeyi maalesef kutuplaştırıyorlar. Bu olayda da aynısı oldu. Olay bu. Yoksa muhalefeti tabii yapacaklar. Tekrar da ifade ediyorum. Biz yerinde, düzeyli, her türlü muhalefet, şiddeti ne olursa olsun, muhalefetin dozu ne olursa olsun, dediğim gibi dili nefret dili olmayacak, hakaret dili olmayacak. Onun dışında bütün muhalefetin görevini yapmasına biz açığız tabii. Evet. Bu konuda bir sıkıntımız olmaz. Yeter ki yukarıda bahsettiğim hususlardaki gibi bir üslubu kullanmasınlar. Nasıl biz İzmir'de muhalefet yapıyoruz yerelde? Siz de ifade ettiğiniz özenle cümlelerimizi seçiyoruz. Evet. Sadece ben değil, İzmir'de genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz yerelde muhalefet yaparken sadece muhalefet ettiğimiz icraata odaklanıyoruz. Konuya evet. Odaklanıyoruz. O konuda söylemlerimizi dile getiriyoruz. Yoksa kişileri kesinlikle hedef almadık. Hiçbir zaman da almayız. Evet. Başkanım, sıcağı sıcağına siz de yakalamışken geçtiğimiz günlerde Menemen'de bir seçim oldu ve seçim sonucunda bir itirazınız var. Şimdi bir seçimi bir değerlendirelim. Yani ben program başında da bunu ifade ettim aslında. AK Parti'nin bu seçimde, yapılan seçimde çok başarılı bir strateji götürdüğünü, fakat CHP'nin seçimi kurayla kazanmasına rağmen
bir kaybı, bir şeyin olduğu, yani kendi taleplerinin aslında oradaki meclis tarafından kabul görmediğini ifade ettim. Yani siz nasıl değerlendirirsiniz bu seçimi ve itirazınız var, süreç nasıl işleyecek? Evet, bu seçimin başından beri seçimle ilgili gelişme ortaya çıktığından itibaren biz Cumhur İttifakı olarak birlik ve bütünlük içerisinde hareket ettik. Başta Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, milletvekillerimiz, ilçe meclis grubumuz, ilçe başkanımız ve il başkanlığı olarak bizler hep birlikte olduk ve anında zaten adayımızı da tespit ettik. Aydın Pehlivan bizim grup başkan vekilimiz, Meremen'de çok sevilen birisi, meclis grubunda bütün parti mensuplarının sevdiği bir arkadaşımız. İvedilik o adayımızı belli ederek bu süreçte güzel bir çalışma örneği sergiledik. Birlik ve beraberlik örneği sergiledik. Sonuçta tabii ki muazzam bir başarı elde ettik. İttifakının meclisteki sayısı 12, aldığımız oy 15, muhalefetin firesi 4. Bir de boş oy var biliyorsunuz. Evet. Muhalefet 4, muhalefet diyorum oradaki Millet İttifakı diyeyim. Millet İttifakı 4 fire veriyor. Cumhur İttifakı 15 oy alıyor ve seçim kurala belirleniyor, seçim sonucu. Evet. Enteresan bir şey. Ben bunu çok yadırgadım o gün. Biliyorsunuz Menemen'de çok üzücü şeyler oldu. Bunu kamuoyuyla da paylaştık. Biz her zaman Menemen'e dikkat çekmiştik. Özellikle ilçe başkanlarımız, meclis grubumuz müteahhit defalar açıklamalar yapmışlardı. Oradaki olanlara dikkat çekmişlerdi ve sonuçta bir hukuki süreç başladı. O hukuki süreç devam ediyor. Hal böyleyken arkasından da bir seçim oldu ve seçim sonucu kurala belirlendi. Ya bir sevinç gösterisi, bir davullar çalınması nedir? Neyin davulunu çalıyorsunuz siz? Hakikaten bu ekranlardan bunu net olarak ifade ediyorum. Neyin sevinci, neyin davulu? Saatlerce davul çaldılar. Evet. Oralarda sevinç gösterileri yaptılar. Ya insan bir hicap duyar. Yaşadığınız sürece ve seçimde gizli ittifak sayesinde seçimi kazandınız. Ondan sonra da orada göreve başladınız. O gün seçim gecesi sevinç gösterisi yapabilirsiniz. Ama ondan sonra geldiğimiz süreçte bir belediye başkanı tutuklanıyor. Cezaevine gönderiliyor. Hukuki süreç başlamış. Mecliste bir başkan vekili seçimi var ve siz 4 tane fire veriyorsunuz, arkasından davullar çalıyorsunuz. Buyurun seyircilerimiz bunun takdirini yapsınlar. Evet. Başkanım, çok uzun zamandır AK Parti iktidara geldiği günden beri İzmir'de muhalefetti. Şimdi İzmir'de aslında bu dönem CHP, özellikle CHP'li belediyelerin yaşadığı sorunlar var. Örneğin işte Urla'da bir belediye başkanı FETÖ'den tutuklanıp ceza aldı. Dönüyoruz arkasından, Gazi Emir Belediye Başkanı'nı kendi eşini onursal koordinatör yaptı. Arkasından Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uğur'un kendi oğlunu şirketin başına getirip güvenebileceğin kimse yok, ne yapayım dedi. Baskılar gelince geri adım atmak zorunda kaldı. İlkay Girgin yine aynı şekilde kendisine bir müdür olarak atadı. Bunun gibi birçok örnek sayabiliriz ve zaman zaman sizin de bu konularla ilgili eleştirileriniz var. Yani sürecin şöyle iki yıla gelip dönüp baktığınızda belki de hani 25 yıldır bu sektörde olan biri olarak söyleyebilirim. CHP hiçbir dönem bu kadar kendisini tartışma ve polemiklerin içinde görmedi. Ve belediyelerde bu kadar tartışılı duruma gelmedi. Şimdi bu geçen sürece bakarsak siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Vallahi gözümde canlanan şu var. 1989 yerel seçimleri ve 1989 yerel seçimlerinden sonra yaşananlar. Kendileri de söylüyorlardı. 1989 gibi olmasın diyorlardı. Ama İzmir'de 1989 yılından daha farklı, daha olumsuz tablolar ortaya çıkmaya başladı. Evet. Biliyorsunuz 1989'da seçimlerinden sonra İstanbul'u kazanmışlardı. İstanbul'da İSKİ olayı başta olmak üzere birçok sıkıntı yaşanmıştı. Ama İzmir'de neler neler var, neler neler ortaya çıkıyor. Belki bundan sonra da neler neler ortaya çıkacak. Her gün farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edeni mi ararsınız? Kendini müdür yapanı, biraz önce ifade ettiğiniz kendi oğlunu genel müdür yapanı, yine eşini onursal koordinatör daha bitmedi. Eşi hala orada faaliyet. WhatsApp'tan biri amirlerine talimat veriyor.
Orada belediyeyle ilgili yapılması gereken hususlarla ilgili talimatlar yağdırıyor. Bu süreç devam ediyor. Bizim arkadaşlarımız bunları takip ediyorlar. Bizi de bilgilendiriyorlar. Yani gözüze çarpan başta Karaburun, Gaziemir, Menemen'de yaşananlar ortada. Daha birçok belediyede birçok sıkıntı ortada. Hakikaten İzmirli bunu hak etmiyor. Yani İzmirli bir yetki verdi Millet İttifakı'na. Gizli ortaklarıyla da hep beraber bu sonucu elde ettiler. Ama İzmir'e yazık oluyor. Bugüne kadar icraatlarıyla ilgili çok sıkıntı yaşıyorduk. Bu dönemde hem icraatlarla ilgili sıkıntılar var, eksikler var, yanlışlar var. Hem de birçok konuda hakikaten hukuki sorunlar var. Evet. Başkanım, şimdi koltuğa geldiniz, teşkilatlarla ilgili çalışmaları yaptınız ki ben gerçekten yaptığınız çalışmaları çok önemsiyorum. Ciddi anlamda AK Parti'de uzun sürenin getirmiş olduğu bir yorgunluk vardı. İki, bir önceki dönemlerden kaynaklı sıkıntılar vardı. İşte nedir, kuruculardan olan bazı isimler partiden uzaklaşmaya başlamıştı vesaire. Ve siz daha toparlayıcı, onları ziyaret ederek tek tek neredeyse hücre çalışması yaptınız. Tek tek gelip onların gönüllerini alıp tekrar partiye geri döndürüyorsunuz ve hala bu çalışmanız devam ediyor. Bir taraftan ilçe kongreleri yaptınız. Çok uzun zamandır AK Parti az tartışmalı olan, neredeyse hiç tartışmanın yaşanmadığı kongreleri bitirdiniz ve il kongresi de yaklaşıyor. Bu süreçte ne yapacaksınız? Özellikle teşkilatlara yönelik nasıl çalışmalar var ve il başkanı olarak önümüzdeki süreçle ilgili ne planlıyorsunuz? Evet, çok yoğun bir dönem geçirdik. Bizim il başkanlığımız yaklaşık 20 ay oldu. 20 ayda İstanbul seçimleriyle başladık. İzmir milletvekilimiz, başbakanımız, geçmiş dönem meclis başkanımız Binali Yıldırım Bey İstanbul'dan adaydı. Oraya destek verdik. Onun akabinde İzmir'e gelerek dediğiniz çerçevede kurucularımızla hasret giderdik. Başta kurucularımız olmak üzere yaklaşık 100 bin üyeyi ilçe teşkilatlarımızla birlikte ziyaret ettik. Bu hakikaten çok büyük ses getirdi ve o ziyaretlerin arkasından yaptığımız il danışmada, İzmir'in merkezinde bir salonda yaptığımız il danışmada 5000 kişi geldi. Kimi davet ettiysek yanında birini alarak geldi. Bu hakikaten güzel bir tabloydu. Arkasından bu çalışmalar devam ederken kongre süreci başladı. Kongre sürecinin ön hazırlıklarını yaparken pandemi, kongrelere başlamışken pandemi süreci başladı. Pandemi sürecinde yoğun bir faaliyet gösterdik. Gerek belediyelerin faaliyetleriyle ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Gerek hükümetimizin, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı hizmetleri, sosyal yardımları anlattık. Vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştırdık. WhatsApp iletişim hatlarıyla vatandaşımıza bize ulaşmasını sağladık. Vatandaşımızın yanında olduk. Çok başarılı bir pandemi dönemi geçirdik. Arkasından tekrar kongrelerimize devam ettik. İfade ettiğiniz üzere iki ilçemiz dışında 28 ilçemizde muhteşem kongreler yaptık. Hakikaten birlik ve beraberliğin had safhada olduğu, en üst düzeye çıktığı kongre sürecini yaşadık. Tam il kongresini gün alacakken, daha gün almamıştık, günümüz belli değildi. Türkiye'de il kongrelerine ve İstanbul, Ankara'da da ilçe kongrelerine, malum orada ilçe kongreleri bitmedi, ara verildi. En kısa sürede bu aranın bitmesini ve kongre tarihini almamızı bekliyoruz. İnşallah il kongresinde İzmir'e yaraşır bir şekilde, muhteşem bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Derken 30 Ekim'de çok üzücü bir doğal afeti hep birlikte yaşadık. Deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Ben 30 Ekim depreminde vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Koronavirüsten dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Hakikaten depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu süreçte de başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanlığımız, bütün bakanlarımız İzmir'de de seferber oldular. Muhteşem bir şekilde İzmir'de bu süreci başarıyla yönettik. Yönetmeye de devam ediyoruz. Bu süreçle ilgili tabii ki şu anda oralarda yıkılan evlerin yerine, depremde yıkılan evlerin yerine, ağır hasarlı olup yıkılacak evlerin yerine yeni projeler bakanlığımız geliştiriyor. Bunları halkımızla paylaştırıyoruz. Bu süreci de çok yoğun bir şekilde takip ediyoruz.
İlimizde çevre şehircilik il başkan yardımcılığı birimimiz var. Deniz Doğan başkanımız bunun başında. O çok güzel bir ekip oluşturdu. Bayraklı Belediyesi meclis üyelerimizle birlikte depremden en çok etkilenen 3 muhtarlığımız Mansuroğlu, Adalet ve Marankuyu muhtarlıklarında devamlı nöbet tutuyorlar. Vatandaşın taleplerine karşılık veriyorlar. Süreci takip ediyorlar. Bu süreç devam ediyor. Başkanım en çok merak edilen şu. Şimdi binalar yıkılıyor. Olduğu binaların yerini aynı şekilde orada oturan vatandaşlara mı daireleri verilecek? Yani yoksa onlara bir başka bölgede konut yapılıp onlar oraya taşınıp onun yerine başka bir şey mi yapılacak? Bu tip şeyler oluyor. Daha çok şöyle bir eleştiri de geliyor zaman zaman. Ya da şöyle bir fısıltı gazetesi. Belki bunu kasıtlı da yapıyor olabilirler. İşte hükümetin o yıkılan binaların yerine başka bir yerde yapacağı. Çünkü orada çok kıymetli araziler. Onun yerine başka bir şey yapacağı söyleniyor. Yani nedir buradaki planlama? Birinci ağızdan hani en azından sizin bu çalışmalar içerisinde olduğunuzu ve çok yakın ilgilendiğinizi biliyorum. Oradaki durum ne olacak? Örneğin biz diyelim ki orada vatandaşlar diyelim ki orada yıkılan binayı yine aynı yerinde aynı pafta içinde mi olacak evi? Evet. Bu konu bazen dezenformasyon yapılıyor. Algı operasyonları yapılmaya çalışılıyor. Kamuoya yanlış bir bilgilendirme yapılmaya çalışılıyor ama Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey İzmir'e geldi ve depremden etkilenen evleri yıkılacak olan ağır hasarlı evleri olan vatandaşlarımızla toplantılar yaptı. Ki bu toplantıların orta hasarlı eve sahip olan vatandaşlarımızla devamında bizler AK Parti İl Teşkilatı getireceğiz. Bunlara devam edeceğiz. Temel prensibimiz herkese mevcut yerinden evini vermek. Yani yıkılan yerlerde yenisini yapmak. Bu çerçevede 7 tane proje alanı oluşturuldu. Yaklaşık 2000 tane AFAD hak sahibi buradan 7 proje çerçevesinde hak sahibi olacak. Bunun dışında bu proje alanı dışındakilerde de vatandaşlara imkanlar sunuluyor. Vatandaşlar isterlerse orada kendileri bu çerçevede binalarını yapacaklar veya rezerv alanı tespit edildi, hazırlandı. 5000 konutluk muhteşem bir alan şehir hastanesinin arkasında vatandaşlarımızın bu depremden zarar gören vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Rezerv alanından da konut alacaklar. Burada vatandaşın tercihine bırakıldı. Talebine bağlı yani. Vatandaş ister proje alanından ister rezerv alanından alacak veya ister proje alanı dışında kendi orada bir çözüm geliştirecek veya rezerv alandan alacak. Evet. Kesinlikle bakanlığımızın bu yıkılan yerlerle ilgili bir tasarrufu vatandaşımızın iradesi dışında bir tasarrufu yok. Evet. Onu da burada net olarak ifade edeyim. Başkanım teşekkür ederim. Bugün evdesiniz. Böyle sokağa çıkma yasağının aslında tadını çıkarıyorsunuz. Ben teşekkür ederim bizi kırmadığınız için, yayına bağlandığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Daha böyle geniş bir zamanda stüdyomuza da bekliyoruz sizi. İnşallah. Bütün İzmirlilere bu yasak günde pandemiyle ilgili yasaklar bitince tamam temizlik, maske, mesafe kurallarını uymalarını istirhamla rica ediyorum. Çünkü geldiğimiz süreçte İzmir hakikaten şu anda çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Dünya yaşıyor. Türkiye yaşıyor, İzmir'de yaşıyor ama biz İzmirliler olarak el birliğiyle bunu bir an önce aşmalıyız diyorum. İzleyenlere de saygılarımı sunuyorum. Evet, biz de teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Evet sevgili izleyiciler, AK Parti İl Başkanı Sayın Kerem Ali Sürekli konuğumuzdu.